Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bakara Suresi 155. ayet. Estaizu billah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ve kasem ki, elbette elbette biz sizlerini korku ve açlık ve mallardan, nefslerden, meyvelerden kemçilik bilen imtihan kılamız. Ve sabır kılıçlarına başarat bergin. Suyutinin tefsiri وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ الْعَدُوِّ. Kasam ki elbette biz sizlerini düşmandan, korkuşlikten bugün bir an nesabilen imtihan kılamız. وَالْجُوعِ الْقَحْتِ. Bu açlık, kahatçilik. Kahat, yani Arapça kelimesinde de kahtun. Açarçılık. Açarçılık bilen imtihan kılamız. Ve nefsi minel emvali bil helaki ve mallardan kemetirişlik, halak buluşluğu bilen, malın halak buluşluğu. Vel enfusi ve nefsler bilen bil katli vel mevti vel emradi. İnsanın katıl kılınışlığı, ya ki ölüşlüğü, ya ki keserlikler bilen. Ve semerati bil havaici ve hasıllar, meyvelerinin, mesela hacetler, ihtiyaclar bilen, mecburlikler bilen ve uniyen bir kemeyişliği, afet gelişliği bilen, zarar görüşlüğü bilen. Ey, lennehtebirennekum, elbette sizlerini ihtibar kılamız, imtihan kılamız, fenenzuru, hareyimiz, etesbirun, emle, sabır kılasızlar mı ya ki yok mu? Ve beşiri sabirin ve sabır kılıçlarına beşarat bergin. Alel belâ'i. Yani belâge sabır kılıçlarına beşarat bergin. Bil cenneti cennet doğrusu da. Kengrah tafsir kıladigen bu şey. Allah-u Teala kasem içip imtihan kılıçlığı doğrusu da haber veriyor. Yani kasem içiyor. Ve lenebluvennekum diyor. Lam. Ötki ayetlerde köp geldi. Demek ki kasem içiyor. Bu mesele, bu gap, bu mavzunu hayatta muhim bu geldiği için. Katta bir mavzu bu geldiği için. Şimdi size savol keladi ki, nimaga Alloh taolo bunda imtihon qilishligini, qarang, imtihonni turlarini qarang. Üç xil, qo'rquv, ochlik ve kamayishlik. Kamayishlik ham üç xil bo'ladi. Mollarda, jonlarda ve meyvalarda, hosillarda. Hammasi bo'lib mana 6 xil musibat kelyapti. 6 xil musibat ichidagida keyin yana qancha xillari bor, turlari bor. Asosan 6 qismga bo'ldi Alloh taolo. Shu har xil musibatlar bilan nima uchun Alloh taolo imtihon qilyapti? Va imtihon qilishligini nima uchun bu yerda ta'kidlayapti, qasam ichib aytayapti desiz, bundan oldingi oyatlarda Alloh taolo har qanday holatda Allohga itoat qilishlikka buyurdi va siz düşmanlar zarar verişi mümkün, hatta beni öldürüşü mümkün. Degenizde Allah Teala hammasiga cevap verdi. Seni öldürgen takdirde hem şehit bulasan dedi. Şimdi siz öyle barıştığınız mümkün ki, bu siz bu miydi mi? Dinge hizmet kılıçlık, Allah'a ibadet kılıçlık, Kur'an'a hadiske amel kılıçlık, bu de kıyınçilikler siz bu miydi mi ki? İlacı yok mu ki deyiz. Şeytan vasfesi kıladı, nefsiz halidi ki tinçkine yaşasa, tinçkine ibadet kısa, tinçkine dinge hizmet kılıçtı halidi. Allah-u Teala şunun için bu ayette kasem içi yaptı ki, bu meseleler fakat yine senge tekişliği meselemez. Biz hemen berber imtihan kılalım. Berber. Kim bulsa bulsun. Mesela İslam dairesini içindeki insanlarda koyun.
İslam davası da böyle yaptırganlarda koyun. Hatta kafirlerde yani biz beridir imtihan kılarız. Kafirlerde başka kime yaptı mı? Ularam keser böyle yaptı. Ularam zarar körü yaptı ticaretleri de. Bazen ular diyen bağı yanıp gitti yaptı. Üyleri yanıp gitti yaptı. Koyuları kırılıp gitti yaptı. Keser böyle şey yaptı. Öyle yaptı bazen. Ya yukarıdan yıkılıp çöp öyle yaptı. Her hıl haletler beribir böyle yaptı ki. Beribir kafirlerde başına hem kele yaptı ki. Hemen başına kele de gönderse. Sen bunca hayran bu mengen. İkkilenmen gen. Ve dinge hizmet etsem, dinle mahkeme üşesem, beni başım geçince musibetler kele demengen. Bu bizi kanunumuz. Bu dünya imtihan dünyası. İmtihan kılamız. Hele kim sabır kıla diyor, kim sabır kımaydı. Kim istikamet kıla diyor, kim istikamet kımaydı. Kim uzunin davasında sadık, kim kazık. Kim hakiki mumun, kim sahtekar. Şunlendi, anıkka çıkarıştığı için. Elbette Allah-u Teala hemmene seni yakşı biledi. Lekin izhar kılıştığı için. Hemmege kürsatı kılıştığı için. Uzayan bilsin, ve kainat unga şahit bulsun ki, kıyamet gününde hiç kendine üzül etmesindir. Allah-u Teala hakikatke çıkarıştığı için, zahir kılıştığı için meneşe imtihanlarını bütün bendeleri, bütün kullarının başına keltiriyor. Yani başka çaren yok. Şunun için itiraz kime, isyan kime, Allah'a razı bul, Allah'ın kaderine razı bul, dindi mahkemişe. Dindi üşeme senem, Allah'a kasem içi beytemen ki, beraber başına musibet gelir. Ha ondan köle dindar boyunca haletinde başına musibet gelse yaşamaz mı? Din için senge aziyet bulsa yaşamaz mı? Köçede yürüyen ballarım, cahil ballarım, ular diyen başına musibetler geliyordu ki. Hayır. Kafirler diyen başına geliyordu ki musibetler. Sen şunu diye buluşunu haliysen mi? Din düşe, hemen senge sevap buladı. Acir buladı, mükafat buladı. Dereceni belen buluşuna sevapçı buladı. Bu mühim mesele bu. Ama şu meselenin hazırlığı vakti Müslümanlar bilmeyenlik için din düşe gizkime yaptı. Dinge hizmetli iskeme yaptı. Demek ki, güzel kıyın bizim zamanımızda dinge hizmetli hemen sen belaya kalasın. İmdihange kalasın. Hemme düşman buladı, karşı buladı, o buladı, bu buladı. Bir şey yaptı, vasvasada ne yaptı? Lakin bu Allah'ın kanunudur. Allah-u Teala kasem içip takitlem yapıyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Kasem içemen ki, elbette sizlerin imtihan kılamanı yaptı. Elbette nundan bağlum bunu yaptı. Tehkidini var. Lene lebluvenneku. Bir şeyin. Karın şeyun. Birar nersa bilen diye. Aslında bunlar az. Yani imtihanlar bizge köp görüne diyor. Aslında az. İnsan bilen oyleyin hayatınızı yeterin. Hayatınızda kıynelgen haletleriz köp mü? Peki, kıynelmegen haletleriz mi? Elbette kıynelmegen haletleriz köp. Musibetsiz haletleriz köp. Yaşı haletleriz köp. Mesela keserliydi karın. Köp önce keser misiniz, sağlam mısınız? Köp önce sapta sağsız, bazen keser böyle yapsız. Peki, bizi gözümüz gelip keser bu yanımız görünür orada. Adamlar, etrafınızdaki adamlardı. Sizge köpçülüğü yaşı mamla kılı yaptı mı ya ki yaman mamla kılı yaptı mı? Köpçülüğü yaşı mamla kılı yaptı ki. Köpünce her hal nazlı nimetlerde içinde yaşa yapsın mı? Ya ki açgal yapsın mı? Yani aslında kılı yaptırken musibetler cüda az. Nihayet de az. Sizdeki özge kanca köp görünsen cüda az. Allah-u Teala'nın bizge bilgen nimetlerde yaşlıların mukabilinde nihayet de az. Şunun için bir şey in diye. Rar nerse bilen diye. Tabi azlığını bilir ya. Şey un kelimesi nakire geliyor. Littehkir. Litteklil. Azlığını bildir işte. Az yine nerse bileyim duhan falan mesela. Bütün hayatıyız kıyınçili dörtmeyedik ki. İnsaniyet tarihinde en katlık zulüm görgen, en katlık aziyet görgen Muhammed Aleyhisselam'dır. Şunu mukabilede en mükemmel izzet diyem gördüler. Allah-u Teala hiç kaçan bir acırsız,
Yoki mukofotsiz musibatni bermaydi. Boshingizga musibat keldimi? Albatta bu musibatni tagida hikmatlar ko'p, uni mukofotlari ko'p dunyoda ham, oxiratda ham. Endi bu musibatlar, imtihonlar minal xavfi qo'rquvdan bo'lishi mumkin. Ya'ni Allohdan boshqasidan qo'rqishlik. Qarang, Alloh taolo qo'rquvni birinchi zikr qildi. Demakki, eng katta imtihon qo'rquv ekan. Eng katta imtihon qo'rquv. Bizning ko'zimizga eng katta imtihonlar masalan pulsiz qolishlik, qarzga botib ketishlik, yoki kasal bo'lib qolishlik. Yoki falonmiston deymiz u, lekin eng katta imtihon qo'rquvdir. Agar siz Allohdan boshqasidan qo'rqib turgan bo'lsangiz, bilingki, eng xatarli imtihondasiz. Eng xatarli. Qo'rqmang kofirlardan. Siz Allohdan boshqasidan qo'rqib turganingizda shuni bilingki, imtihon qilinyapsiz. Imtihondan yiqilib qolmang. Alloh taoloni Qur'onining mukammalligini qarangki, bu masalani oldimizga mukammal tushuntirib, "Fala taxshawhum wahshawni." Ulardan qo'rqmanglar. Faqatgina mendan qo'rqinglar, dedi yuqorida. Insonlardan qo'rqmanglar, faqatgina mendan qo'rqinglar, dedimi? Endi mana aytayaptiki, qo'rquv bilan men imtihon qilaman, deyapti. Har xil bo'ladi. Ba'zan hasharotlardan qo'rqishingiz mumkin. Ba'zilar hasharotlardan qo'rqadi. Qo'rqmang hasharotlardan. Ba'zilar hayvonlardan qo'rqadi. Qo'rqmang hayvonlardan. Bu qanday masalan? Qanday qilib bir inson hasharotdan, hayvondan qo'rqadi desiz? Siz kechasi masjidga borishingiz kerak. Masjidga boradigan yo'lingizda masalan tishlaydigan itlar bo'lishi mumkin. Yoki yaqin o'rtada tog' bor, o'rmon bor. Shu tarafdan birorta vahshiy hayvonni kelib qolishligini ehtimoli bor. Yoki zararli hasharotlarni kelib qolishligini ehtimoli bor. Siz ulardan qo'rqib jamoatni tark qilsangiz imtihondan yiqildingiz. Qo'rqmang ulardan. Bu hayvonlardan, hasharotlardan qo'rqmang. Allohning buyrug'ini bajaring. Jamoatga keling. Boshqa suratlarni ham shunga qiyos qilasiz. Ba'zan inson hukumatlardan qo'rqadi. Eng masalan, ko'pchilik odamlarda yiqitgan imtihon shu. Hukumatlardan qo'rqishadi. Ularning hukumatlari yo kofir hukumat yoki kofirga sotilgan xoin, zolim hukumatlar. Musulmonmiz deydi-yu, hukumatni tarkibidagilar musulmonmiz deyishadi. Ba'zilar namoz ham o'qishi mumkin. Ba'zilar hajga borgan bo'lishi ham mumkin, lekin kufrga xizmat qilishadi. Islomni zid degan. Ikkala hukumat ham Allohga dushman bo'lgan hukumat. Ochiq kofir hukumat, masalan Rossiya, Amerika, Yevropaga o'xshaydi. Va ba'zilari munofiq hukumatlar. Musulmonman deydi-yu, lekin kufrga xizmat qiladigan. Mana Suriyadagi Bashar hukumatiga o'xshaydi. Mana oldin Misrdagi Husni Muborak deyilgan G'oyri Muborakni hukumati. Shunga o'xshagan musulmonlik da'vo qilgan musulmonlar diyoridagi zolim xoin hukumatlar. Shular hammasi islom dushmani. Ular insonlarni diniga amal qilishlikka izn bermaydi. Dinini o'rganishlikka izn bermaydi. Dinga xizmat qilishlik, da'vat qilishlikka izn bermaydi ular. Diniga amal qilishlikka izn bermaydi. Qo'rqitishadi. Qamaymiz deydi, yo'qotib tashlaymiz deydi. Ta'ziqlar bo'ladi, surgun qilamiz deydi. Va qilyapti ham. Necha minglab insonlarni mana o'ldirishyapti, azob berishyapti, qamashyapti. Buni siz bu hukumatlar qudratli ekan, yomon ekan demang. Siz imtihonga tushyapsiz. Alloh taolo sizni imtihon qilyapti. Shu hukumatlardan qo'rqarmikin yoki Allohdan qo'rqarmikin? Qani? Kimga moyil bo'lar ekan? Kimga qarab yuradi? Hukumatlar shu hukumatlarni aytganini qiladimi yoki Allohni aytganini qiladimi?
Ötken derslerde hem köp ettim. Sizi hükümetiz, sizi köyüzüge kançalı kudretli bulsak olsun. Ben ondan hem kette bir hükümeti sizge, bir tasavvurizge misafirlik getiremem. Şu diye bir hükümet bulsa ki, bütün dünyanın kolu gelgen hükümet bulsa. Tarihten o diye hükümet ötmegen bulsa. Şunu patşası sizi köyüzüge nihayette yaman körüme. Dünyanın kayrı gebarsız polisler uşa valadigen bulsa. Mana şu patşayız kıyamet günü de Allah'ın karşısında en har, en zelil, en rasva halette bulur. Sahih hadislerde etiningen, insanlar da ayağını tekide oralaşı yürüdüler. Çumalı yoksa kiskine buluşardı. Zayıf bulur. Siz kıyamet günü de Allah-u Teala sizinle, sen ne kadar menge ibadet kımarıyım? Ne kadar dinimge hizmet kımarıyım? Ne kadar beni kitabımı örgenmeliyim? Ne kadar peygamberde sünnetini örgenmeliyim? Diken de siz hale girerdi körüp, karşısız ayağınız tekizde oralaşı yürüp tarihi pasçalar. Şunlardan korktum diyemezsin mi? Diyel miyiz? Bunlar da bahane kılar mıyız? Ötmeydi bu bahaneyiz. Allah'ını mukabilede, Allah'ını karşısında bu padişahlar, hükümetler hiç ne semez. Hiç ne semez. Bunu gepiremiz. Lakin insanlar şu gepirigen gepirigi işemeydi uzları. Allah hem meleseden kettedir, büyüktür, hem Allah'ın kuludur diyen gepti adamlar şüngen halette etseydi, bu zalim, kafir hükümetlerden korkmasıydı. Yani bu korku, imtihan bu. Allah'tan başkası sizi korkutken de onları yeri yaşık etmeyin. Bazen ataniz korkutadı. Evet. En açınali haletler. Akevkeleriz korkutadı. Dostlarız korkutadı. Hadi korkutadı şu din düşemeyin, din dörgenmeyin, cimiro vurgin, namaz iniyem yaşırıp okuyun, hiç kimi davet kımayın, ne makalasan başınge bela alıp, deyişedir. Korkutadı onlara. Korkmayın. Fakat Allah'tan korkun. Eğer siz yaşayıp durduğun mintakalarda korkmayanızda sizi kamer öldürüşedirken, zulüm kıladırken mesela o da hicret kılın. Ne kılarsa da korkup yaşar. Har bulup, mahlukka zelil bulup, mahlukka muhtaç bulup, ne kılarsa? Hicret kılın. Aziz bulup yaşayın. Allah diyor ki وَالْجُوعِ وَاَچْلِكِ Korkudan kiyinge en katta imtihan açlıktır. Açlıydı ise biz insanlar bir deneye düşünmeyordu. Sizinle düşündürüşteydi, görüşü ki açlık bilen korku kandayı buladı. Bir hükümet peki tabirke size işten haydayım hem deydi. Yani imtihanga kalasın. Sen şu işte kalıştığın için, şu maaşta alıştığın için bize etkenimizi kılasın. Namaz okumaysan, sakalini kesesen, sakal koymaysan, Kur'an okumaysan, meçhizge bağırmaysan, ayarları getirdi ki hicab bilen kimeysen bizge, roman uğramaysan, şimdi hangi şartlar da koyar? Şimdi adam ne dedi, ben hali işten çıksam, kendi yıkılamam, ayge şunca haracatım var, 300 dolar, 500 dolar, 1000 dolar haracatım var ayge. Maaş bu mesela, bir arada iş bu mesela, kendi yıkılamadı ki de boylanıp kalır. Şimdi hazır bu işte taşıp gitsem, hem yerde şurada, hem yerde şu şartları koyuşadı. Yaşılan dini iş yok ki ozu, deydi, açlıktan korku yaptı bu kadar. Nefakasını, aylık haracatını, yiyip içmağını teşvişi de, yine haliki nesilge, razı buluştukça mecbur deyip öyle yaptı o zaman. Ben mecbur ben de yaptım. Aslında mecbur mez. Başka iş tap. Allah'a dua kıl. Kapalmasın. Görüyorsan ki bütün iş yerleri siz halal yol bulan rızkızı tapışıkı hareket kıladığın yerler dinge karşı bulsa, düşman bulsa hicret kılın. Allah diyor ki yok. Allah-u Teala vaada kıyken uzun kitabıda Kur'an'da. Hicret kılın Allah-u Teala rızkızı hem kim kıladı. Nimetlerini hem bereketlerini, rahmetini sizge yağdıradı. Ve bazen insan hakikaten bir açlık geçip kaladı. Aç kaladı. Üyüde yediği nefes kalmıyordu. Bazılar ki şu halet geçirilmezden ne doğru işler kıladı. Aslında oğurluk kıladı. Ya ki zina kıladı. Yalan yapıladı. Haram nesilede işte başlaydı.
Ehtiyat buluştuk gerek. Siz bilin ki imtihan kılınıyor. Allah Teala sizi imtihan kılıyor. İmtihana yıkılmayın. Üçüncüsü kemçilik. Naksun. Kemçilik buluştuk. İmtihanın üçüncü türü. Üçüncü tür üçge bölünüyor. Kemçilik, kemayişlik minel emvali mallardan bulur. Mal iş kemayip kalır. Mesela ticaret kılıyor. Ticaret izge zarar kiledigen buluyor. Katta ticaret kılıyor. Katta zarar kılıyor. Bunlar da türleri köp elbette. Bazen hiç kütülmeyen de buladı. Hiç kim hastan kım ediyor. Lakin ticaretke zarar kılıyor. Bu imtihan bu. Bazen düşmanlar tarafından kılınadı. Adli insanlar hasat kılıp ticaret izge zarar kılıyor. Bazen hükümetler ayırtadık ki işte yapız biz. Yani bizi toplayan malumatımızda kararken de sen dindarlarına maddi yardan beri yapsın eken. Meşid medreselerine yardan beri yapsın eken. Şunun için ticaretini sindiramız diyeceğim. Hani? Ticaretsizliğe zarar veriyor. Bazıları nakıl ya şu ticaretim sinmesin, düzülmesin deyip ki meyli ne medreseleriz mi razım edin. Meşidge hem yardan veriyim ben, medreseye hem yardan veriyim ben, yetimge hem yardan veriyim ben. Fakirgen, fukaragen hiç kimse. Fakat silerge yardan veremem. Tapken tükkanımı silerge veremem. İlk at silersiler. Zamanevi tilenciler. Zamanevi açlar. Silerge veremem. Siler toyiler. Değişliği caizmez. Allah-u Teala zimduhan kılıyor. Ve mağlizi kemençliği hayvanlar buluşu mümkün. Hayvanlarda buluşluğu. Peki başka mal türleri. Burada siz büzülüp kalıştığı gibi mümkün. Vel enfusi kemençlik bazen nefslerde böyledi, canlarda. Sizge tekişli adamda öldürüşleri mümkün. O sizi öldüremen deyişi mümkün. Ya ki bana dedez ölüp kaldı, anez ölüp kaldı, hatınız ölüp kaldı, ya ferzendiz ölüp kaldı. Bunlar imtihan bunlar hem nasıl? Sabır kılın. Şeriat çekeresinden taşkariye çıkmayın. Ve bazen sizge keserlik geledi. Ve karındaşlarızge, ferzandlarızge keserlik geledi. Ve ki cesedini bir yeri kesiledi, üzüledi. Bunlar hepsi nefsani haletlerdir. Ya ki bu mesela avruizge tecavüz kılınadı. Tuhmet kılınadı. İftira kılınadı. Bohtanlarge kalasız. Bunlar hepsi imtihan. Ve seberati semereler yani hasıllerdir yani. Fakat yine meyvemez. Yukarıda ettik. Semerat hasıllar. Hasıllarına mesela bağlardaki meyveler hem kiredi. Ve delelerdeki buğdaylar hem kiredi. Tahtalar hem kiredi. Talizlerdeki kavun tarzlar hem kiredi. Bütün semereler kiredi. Bunlar keme işi mümkün. Oğullanışı mümkün. Ve oza halak buluşu mümkün. Hani insanda hayatıdaki bütün musibetlerde zikir kıldı Allah-u Teala. Sizler de imtihan kılığımız diye. Allah-u Teala imtihan kılığından ki biz sabır kılışlığımız gerek. Sabır kılışlığına buladı. Ve beşşeri sabirin. Ve sabır kılışlığına başarat verdi diye Allah-u Teala. Onlara başarat var. Ve bu başarat insan tarafından mez, Allah tarafından buluyor. Rabbul Alemin Muhammed Aleyhisselam yetti ki sabır kılışlığına başarat verdi diye. Onlara hoş haber verdi diye. Beşaret ne dediğini yukarıda ettik. Beşerun dediğini beşere. İnsanın zahiri, bedeni. Beşaret, kuş haber, yakşı haber, kursan kıladığı haber Arapçada beşaret değildi. Çünkü insanın yüzü özgürlendi. Burada da amçadan biri dedesini görmeyen dedes ki sizi ziyaretli yani siz hansı kursan mutluyordu. Peki bir insan şu kütüb yürüyen nesas hasıl olsa ancak hursan buladı, yüzü özgürlendi. Şunun için başarat değildi. Sabır kılıçlarına başarat verdi yaptı Allah-u Teala. Hani? Allah-u Teala teyirle yaptı bunu. Şimdi bu musibetlerine sabır kılıçlığıydı, fazileti doğrusunda yüce köp hadisler var, yüce köp ayetler var. Hadislerde etindedir ki, mumun kişiye kegen bütün musibetler, hamasi uning günahlariga kafforatdir. Sizga nima musibat dedi? Shu hol sanalgan
musibetler sizge keliyapti. Siz sabır kısız, şu musibetler günahlarınızı yukta şeydir. Hem günahınız yukladı, sabır kıyganızdakin dereces götürüledi, mertebes götürüledi ve savab hasıl kılaz. Dünyada mahirette hem zikriz cemil buladı, zikriz güzel buladı. Başkalarında kalbiki Allah-u Teala muhabbetinizi saplayadı. Bana uzunuzdan atrafımızda gelen bazı imtihan kılamız ki, dostun bağırında şunu imtihan kıldım. Eğer dostu büyüyünken ben onu. Bazen atana uzun farzandan imtihan kılardı, bazen farzandan atana uzun imtihan kılardı. Bizden imtihan kılamız ki, yaşı yamanlarda bir iş yok. Allah-u Teala imtihan kılıyordu, imtihandan yıkılmasızlık hareket miydi? Korkmayın, kaderden ne olursa şu olaydı. Siz Kur'an-ı Hadis'te mahkemiş olayın. 156. ayet اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Bu sabır kılıçlarına başarat verdi de Allah-u Teala. Şimdi şöyle yaptı. Bunlarla musibet yetken de elbette biz Allah'ınkimiz ve elbette biz onge kayıtçılarımız degen kişilerdir. Süyüteyat yaptılar. Humul lezine izi esabethum musibetun belaun. Ulaşınca kişiler ki ularge musibet bela yetken de halu inna lillahi mülken ve abiden yef'alu bina ma yeşe'u. Biz Allah'ınkimiz yani mülk itibardan. Allah'ta mülkimiz ve Allah'ın kullarımız ve Allah Teala bizi doğrumuzda hale gelmekledi. Ve inna ileyhi raciun ve elbette biz onge kayıtmışlarımız fil ahireti ahirette. Fe yücezine ve bizge mükafat beledi Allah Teala. Yaşı bu sey yaşı, yaman bu sey yaman. Ve fil hadisi hadiste kredi ki men istercaa indel musibeti kimi ki musibet ki gene istercaksa, isterca digene İnna lillahi ve inna ilahi raciun degan. Şu cümle mana şu kelamını istirca deb qisqartirilgan. İstirca yani Allah'a qaytishlik degan. Ajrahullahu fiha. Allah Taala unga ajr beradi. Ve şu musibetlerden onu saqlaydi. Ve akhlafa Allahu alayhi khayran. Ve Allah Taala unga bundan yaxshirog'ini beradi. Nimani olgan bo'lsa yaxshirog'ini beradi. Va fihi yana hadisda keladiki, "Anna misbahan nabiy sallallohu alayhi va sallam tufi'a." Payg'ambarimiz alayhisalomning chirog'i o'chib qoldi. Fastarja'a payg'ambarimiz alayhisalom "Inna lillahi va inna ilayhi raji'un" dedilar. Faqolat Aishatu, Oysha onamiz aytdilarki, "Inna ma haza misbahun." Ya Rasulullah bu çırak halas ki o. Çırak kıyam şimdi dediysin mi? Fekala kullu ma asa'al mu'mine fehve musibetun. Mumunge yakmagen her bir nefse o musibettir. Mumunge bugen her bir zarar musibettir dediler. Fevahu Ebu Davud fi merasilihi. Ebu Davud bunu uzun mursallerinin içi de arasta kirtindiler. Rivayet kıldılar. Kengroq tafsir qiladigan bo'lsak, o'tgan oyatda sabr qiluvchilarga bashorat bergan dedi-ku Alloh taolo. Endi Allohga ishongan, Allohni yaxshi ko'rgan, Allohni va'dasiga aniq ishongan qullar aytadiki, "Ya Robbi, ular kim? Seni bashoratingga musharraf bo'ladigan kishilar kim ular? U sabrlarni bizga ayt. Ularning alomati bormi? Ularning sifati bormi? Bizga aytkinda biz shunday bo'laylik." O'sha sifatda bo'laylik ki, seni bashoratingga musharraf bo'laylik deydi. Shuning uchun Alloh taolo aytadiki, aytib beraman sizlarga deydi. Allazina, ular shunday kishilarki, ular sabrlilar. Bizni bashoratimizga musharraf bo'lganlar. Ularga musibat yetganda mana shu gapni aytadi ular. Boshiga musibat kelsa. Kattami kichik, qanday musibat kelsa, inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydi. Albatta biz Allohnikimiz deydi. Haqiqatan biz Allohnikimiz. Bizi Allah yarattı. Halası yaratmasıdır. Yaptı başıdan yapıyorduk. Yaratmasa ne deriz? Ne kılalarız?
Kim sizi dünyaya gelirsizliğe sebepçi bulardı? Dünyaya geldiniz. Çakalağlı gizli de hala sizi Allah-u Teala sizi öldürürdü. Ama çakalağlar bazen öyle yapıyor. Allah haklese çakalağlı gizli de öldürürdü. Şimdi halet bu sesle dediniz ki ya Rabbi menge hayat versin ders. Bayam kime beni şuhreten birime. Adli bir insan böyle, kembağılı böyle yaşay ama tatlı sağ böyle. Yaşay, trik böyle, iyisiz. Hani? Ya ki Allah-u Teala bazılarda çolak kıyan, ya ki kâr kıyan, ya ki başka sıfatları var. Bunlar ne dedi? Şu keselimden kurtulsam bas dedi. Başka nasıl kereyemez dedi. Hani? Şimdi bunların sana kendimiz sahibi çünkü biz bazen Allah'ta bitti nimeti bize yeterli diyemiz. Başkası kereyemez diyemiz. Peki her bitti nimet nihayette mühim. Hemesini Allah Teala bize biri yaptı. Bizi doğrumuzda hale kendini kıladı Allah Teala. Şimdi bugün de ki biz teslim buluşluğumuz gerek. Allah'a buluşluğumuz gerek. Biz Allah'ın ikimiz, Allah'ın mülkümüz, Allah'ın kulumuz. Hale kendini muamele kıladı. Ve şunu bilin ki hiç kaçan bizge yaman muamele kılmıyordu. Hiç kaçan bizge zulüm kılmıyordu. Hiç kaçan Allah-u Teala bizge zararını haklamıyordu. Daim bizge Allah-u Teala yaşlığını haklıyordu. Biz özümüz özümüzge zararını haklıyordu. Allah'ın büyülüğünü, yolunu, terk kılıçlı gününüzden özümüzge zulüm kılamız. Ama sen hiç kaçan Allah-u Teala bizge yamanıydı haklamıyordu. Ve biz Allah'a kayıt uçularımız, Allah'a kayıtlık kit yapmızları, Allah tarafından kildik, Allah'a karab kiti yaptız. Hatta yol yanımızdaki Allah'ın huzurunda pıramız barıdır. Barıdır. Bütün kıyan amellerimizden cevap veremiz. Yevme yakumun nasuli rabbil alemin. Bütün insanlar, bütün alemlerinin Rabbisi için türedigen günde. Hem amelizge cevap veririz. Biz Allah'a kayıt uçumuz. Değişliğiz gerek. Ve bunu elbette manaları cüde çıkıyor, cüde keng. Şurada hemasını tefekkür kıyan halette açlığınız gerek. İhlas bilen, samimiyet bilen. Bunu torusluyum cüde köp hadisler kıyan. Bana suyudiyeti yaptı, bir çırak uçup kısa. Adli bir nesil bu sayem şunu ayetliyim. Sevabı var bunu. Adli bir kişkine musibet bu say, şu kelimeni ayetliyim ki, ayette kıyan sabır kılıçlardan bulası da, beşarat geledi sizge. Allah'ta vaadeleri geledi. Yani bittik de hadis geldirsek, Allah Teala bir kulunun ferzendinin ruhunu alıştığı için ferişteleri cünnetedir. Bu ferişteler geledi, bunu ferzendinin ruhunu alışardı. Öyle dönü ferzendi. Ferişteler Allah'a kaytardı. Allah Teala söyledi ki, kulunu kalbinin semeresini aldılar izmir. Allah biledi insan ferzendine kançeli yakışık ölçüsünü yani. Ve hemasını biledi, kendi havalatladı bugün, bilip durup soruyordu. Kulüm yaş görgen ferzendinin ruhunu aldılar izmizler. Sen ferzendini her aldıydı. Sizler onu canını ayenler izde, ferzendi ölgenler ne dedi dedi soruyordu. Bilgen havalatı soruyordu. Ferzendine dedi ki, senin kulün, onu ferzendi ölgen vakti de, inna lillahi ve inna ilahi raciun dedi. Ve elhamdülillah dedi. Allah ki hamler olsun. Şimdi Allah Teala dedi ki, sizler bana şahit boylar, ben onu günahlarını geçirdim dedi ve cennetten bir uyku ile dedi. Şimdi bir sabır kıyanı geçirdim. Bu uyunun adını hem Beytül Hamd, Hamd uyudu, atap koyular dedi. Hani? Demek farzan ölüşlüğü biz için cüde kette musibet yoksaydı, dala yoksaydı. Peki kaderden bu sene ne yapıyorlar? Siz onu kasten öldürme yapıyorsunuz. Bir paralık mı yapıyor? Kader eken öldü. Ölmesini güçlü hareket kıldıyız, vazifesini becerdiyiz. Ölse, şimdi onunla sıkılıp oturmayın. Elbette biraz hafalik ileride sıkılmayın. Bana bu ayet hadisleri yıkıyor. Allah'tan sağ umut kılın. Dereceniz yükseledi. Belen bula dereceniz. Günahlarınızı getirildi. Kan çekildi, sağ olasınız. Yine başka bir hadis var. Ummu Salam anamıza dediler ki, Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadislerde şuna ettiler. Kimi ki başka musibet giyende, İstircaksa inna lillahi ve inna ilahi raciun desa Allah Teala ona ecir verir
ve agen nesesinden yaşırağını beradı. Şimdi sahabelerde amelini karayın. Kançeli mükemmel amel kılışı yap. Kançeli mükemmel çünüşü yap. Ummu Salama adamı zaten ki, erim Ebu Salama ölgende, ben bana şu kelimeni aittim dedi. O şey hadisiye kadar. Aittim o ki, özümge özüm aittim, özüm özüm malamat kıldım. Erin öldü bu kelimeni aittim. Lekin Ebu Salama'dan yaxsını topalasan mı ki? Hani? Şimdi bu kelimeye Ebu Salama'dan yaxsını topuştuğunu alakası vardı siz. Bu ayol Ummu Salama eri ölgendeki bu kelimeni aittim. Eri ölgenliği musibetke sabır kürseti yaptı. Biz Allah kimiz? Allah sana erimi aldı, ozu biledi. Kalasın beni yem aladı. Biz sabır kılı yaptı. Hem sevap hasıl kılı yaptı. Günahları kitirli yaptı. Ve bu ayet hadisler gen arkadaşlığı gibi lan. Ondan göre yaşı er biledi gen vadege ümit kılı yaptı. Çünkü hadisler de yaptı ki ağaneden yaşırağını biledi. Demek ki Allah Teala sizi ferzendiğinizi alsa ondan yaşırağını biledi. Üyüzü alsa ondan yaşırağını biledi. Pülüzü alsa ondan yaşırağını biledi. Ayalı kişinin erini alsa ondan yaşırağını biledi. Erkek kişinin hatınını alsa ondan yaşırağını biledi. Nemen alsa yaşırağını biledi Allah Teala. Şunun için Ummu Salam etti ki, Ebu Salam'dan yaşırağını tapamıyorsan ki dedi. Ama Allah ve Resulü'nün vaadesi hak dediler. İddiası bitkenden ki, ayet hadisinde mistahının mucizesini gördüler. Peygamberimiz aleyhisselam savcı yönettiler. Hayran kaldılar. Öyle? Hayran kaldılar. Etti ki ya Resulullah ben candım sizi yetegemen. Ama benim iki de illetim var. Bazı vakitlerde üç de değillerdi. Birinciden karıp kaldım diyeyim. Yaşım kettip kaldı. İkinciden nihayette kızgan çıkmam. Nihayette reşklemem. Bazı vakitlerde farzandlarım var diyeyim. Peygamberimiz aleyhisselam dediler ki, birinci mesele herkese yaşım kettip olsun, ne diyeyim yaşım kettip? Bizden karıp kaldım. Farzandlarım bizim farzandımız. Kızgan çıkılık meselesi herkese, Allah huzu kit güzeldi onu. Dediler. Ki razı buldular. Bana toy kıldılar. Üylendiler. Ummu Salama anamız ederler ki bana Allah Teala Ebu Salama'dan yaksını verdi. Yani, eri avliyaydı. Şimdi eri peygamber. Ayet hadis haklı gidi karim. Şunun için sizde bir nersa var ki dünyada en yakşı nersa. Şunu Allah aldı mı? Demek ki ondan yaksını biraz. Ondan yaxsını verir. Şimdi deriz ki, ben uzundaki nesanın en yaxşı nesada bir odun, ondan hem yaxsı bana kendiyiz. Göm nesalarını bilmiyoruz. Şunun için her kendi halette Allah'a kayıtçılık gerek. Her kendi musibette şunu ayetim. Aslında kanayın bu başarat bunlar hamasınız ya. Başarat. Nesalarınızı Allah'tan alıp, yaxşılığını veriyor sizi ya. Ne miyiz olsa yaxşılığını veriyor. Çünkü hem razı olmuyoruz da, kursan buluşumuz gerek ki bu nasıl geliriz. Sevinçliğimiz gerek, hem de içliğimiz gerek ki sevda kılın. Biz bulsa, çünkü çelikette nimette uzunluğumuzda bela gelendir oramız. İsyan kılamız, nene gebin diye buldum, ben nene kıyan edim, kalan ustam, nene gebin başım gebin diye kimler kere yaptı edip, günah gelendir oramız anlasın. Hani bitkeni yok. Sabır kılışlar ki Allah'ın nimetleri bitkeni yok. Ana 157. ayet. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun. Ve ulaike humul muhtedun. Oşalar, sabır kılıçlar, ularga özlerinin Rabbisi tarafından salavatlar vardır. Ve rahmet vardır. Ve oşalar, ulardır hidayet tapuçlar diye. Yani üçte nimet. Nihayette katta nimetlere sabır kılıyoruz musibetlerine üçte katta nimet geliyordu. Birincisi Allah tarafından salavatlar böyle yaptı. Müfredmez bu. Salavatınmez. Salavatun. Salavatlar. Suyutini tefsiri Ulaike aleyhim salavatun mağfiratun min rabbihim ve rahmetun ni'metun.
va ulayka humul muhtadun ila savabi. O'shalar ularga o'zlarining Robbisi tarafidan salovatlar, ya'ni mag'firat bor va rahmat, ya'ni ne'mat bor. O'shalar ular to'g'ri yo'l topuvchilardir, ya'ni ila savobi to'g'rilikka. To'g'rilikka hidoyat topuvchilardir. Salovatunni hamma har xil tafsir qiladi. Mana Suyuti mag'firat deb tafsir qildi. Bu yerda masalan boshqa yerlarda ba'zilar aytadiki, salovat. Masalan, sallallohu alayhi va sallam deysiz. Payg'ambarimizga salovatlar bo'lsin deysiz. Shunda ba'zilar salovat kalimasini ta'vil qilib, Alloh tarafidan bo'lsa rahmat, farishtalar tarafidan bo'lsa mag'firat, mu'minlar tarafidan bo'lsa duo deyishadi. Ko'p kitoblarda kelgan bularda. Lekin bu oyat bu ta'vilning xatoligini ko'rsatyapti. Mana sabr qiluvchilarga salovat va rahmat bor deyapti. Demak, salat boshqa narsa ekan, rahmat boshqa narsa ekan. Men o'tgan kitoblarda ba'zilarni ishora qildim sizlarga. Masalan, Jazariyani sharhida, Ansoriyni sharhida aytdim. U kishi o'sha olimlarning o'rtasida mashhur bo'lgan qavlga ko'ra, salat degani, ya'ni Allohning payg'ambariga Muhammad alayhisalomga salat va salom bo'lsin deganda, salat nima desa, salat Alloh tarafidan bo'lsa, ya'ni Allohning saloti rahmati, farishtalarning saloti mag'firati va mu'minlarning saloti duosi degan. Bu qavl mashhur bir qavl, lekin noto'g'ri. Ya'ni agar salatning ma'nosi shudir desa noto'g'ri, lekin izoh qilsa, sharh qiladigan bo'lsa, shularga boradi desa bo'laveradi. Salatning ma'nosi rahmat emas, ya'ni faqatgina rahmat emas. Mana salat va rahmat deyapti-ku. Demak, rahmat boshqa narsa ekan, salat boshqa narsa ekan. Salat nima degani? Shuning uchun ulamolar aytadiki, Allohning maqtovlari. Salatullohi degani sanauhu. Alloh taolo o'zini payg'ambariga salovat aytdi degani maqtadi degani. Alloh taolo bir quliga salovat aytdi degani uni maqtadi degani. Demak, mana salovatunni haqiqiy ma'nolarini tushunib turib, yana ham fikrimiz ochilyapti. Alloh taolo deyaptiki, sabr qiluvchilarga ularning Robbisi tarafidan maqtovlar bor deyapti. Oddiy bir maqtov emas, maqtovlar. Alloh sizni maqtayapti. Eng muqarrab farishtalar ichida maqtayapti. Eng mukammal maxluqlar ichida, eng pokiza, eng go'zal maxluqlar ichida sizni maqtayapti Alloh taolo. Va o'sha yerdan boshlab yerga sizni to'g'ridagi maqtovlar kelaveradi. Yer yuzigacha. Oldiniga o'sha arshning atrofidagi muqarrar farishtalar. Undan keyin 7-chi osmondan keyin 6-chi, 5-chi, 4-chi, 3-chi, 2-chi, 1-chi osmon yer yuzi. Butun osmonlar va yer ahallari hammasi sizni maqtaydigan bo'lib qoladi. Sabr qiladigan bo'lsangiz. Sabrlikni darajasi shunchalik baland. Chunki Alloh sizni maqtayapti. Robbul alamin maqtayapti sizni. Albatta butun maxluqlar maqtaydi. Maqtashdan boshqa chorasi ham yo'q. Qarang, sabr qilishlik qanchalik buyuk narsa. Qur'onning mo'jizaligini qarang. Yuqorida biz imtihonlarni o'ylab asabimiz buzilib, tabiatimiz buzilyapti turadi. Ya qiyin bo'lib ketyapti-da. Alloh o'zi yordam bersin-da. Dinni ushagimiz keladi, amal qilgimiz keladi-yu. Hamma dushman bo'lyapti-da. Baribir oxir zamonning ummati ekanmiz-da, deyap turdik. Bu fazilatlarni ko'rib, qarang, ularning Robbisi tarafidan salovatlar, maqtovlar bo'ladi. Degandan keyin siz qanday musibat kelsa kelaversin deysiz. Men tayyorman. Alloh meni maqtagandan keyin zotan bu insonlar maqtamaydi. Insonlarga 100 yil yaxshilik qiling, bitta xato qilsiz, bitti. Dunyoda bundan yomon odam ko'rmaganman, hech yaxshilik ko'rmaganman. O'zi bilardim buni bir kun yomonlik qilishini, deb dunyodagi eng yomon odamga chiqarib qo'yadi. Shuning uchun maxluqlardan shug'ullanmang. Maxluq kim bo'lsa bo'lsin. Maxluqqa Allohning buyrug'iga binoan yaxshilik qiling. Maxluqqa bog'lanmang. Eng yaqin odamlaringiz darozidan xato qilaveradi. Dadangizni yaqin ko'rgan, yaxshi ko'rgan odamingiz bir pasda xato qiladi. O'g'lingizmi? Bir pasda xato qiladi. Xotiningizmi? Bir pasda xato qiladi. Do'stingizmi? Sal gapga xato qiladi.
Onu hursan kılanandı. Hazırlaşasız. Darru sizge kadar gelaz. Kanak adam sazı. Şunun için Allah'ta razı kılıçlık hareket kılın. Allah'ta yürüden hemen size sabır kılın. Mahkem turin, tağdayı mahtanat göstereyim. Allah sizi mahtayın. Uyan bitkeni yok. Rahmet geliyordu Allah tarafından. Rahmet, merhamet geliyordu. Rahmeti bilesin de ötken kitaplarda okudularız. Rahmet degeni ötken günahlarınızı keçirilişliği. Hagen hayatınızı Allah razı buladığı şekilde ötkezişlik. Rahmet bereketler geliyordu. Bütün yollarınızı açılıp gidiyordu. Sabır ki siz bulamaz. Hem işleriz yürüyüp gidiyordu. Şimdi Allah mahtudu, bütün hemme mahtiyatını avruyacağım ki tarılıyordu. Bütün ulamaların tarihini göreyim de şimdilik. Bütün ulamalar başıda nihayette kıyınlanıyor. İmam-ı Azam, bir denege İmam-ı Azam olup, Ebu Hanife'nin bir denege hemme yakışık görüp koyanı yok. Aldığını yık kattı düşmen mi oluştun ya? Ebu Hanife İmam-ı Azam'da betige barıp, uzun aldığı barıp, ben de betige etsin kafırsan. Sen vidiyatçısan dedi. Sen din düşmanısan dedi bazılar. Bazı sünni alimler etti bari. İmam-ı Azam onu oturup gizip, neye beni kafir diyorsunuz? Falan falan meseleye görürsün. Ne doğru çünkü sizi ya. Bu meselenin en bundaydı yanım yok. Bu bundayı mesele de atığımdan çüntüldü de bu keçen sorup geçti. İmam Buhari bir denege mülçen İmam Buhari koyanı yok. Körmeyen günleri kalmadı. İran'dan kançalı tuhmat kılıp haydegenlerini bir okusuz tarih kitaplarından. Uzun vatanı Buhara'dan keksayıp müstahit bu koyan Buhari'ni kendi haydegenlerini görsüz. Mana Muhammed Aleyhisselam kanca kinçiller gördüler. Taif'ten taşla urup haydandı ki. Uhud'da mübarek kişileri sindi ki, yüzleri yarıldı ki. Hem de şimdik. Sabır kılasız. Aldığınızda kinçiller buladı. Sabır kılasız. Bir gün kararız ki hem de sizi mahta yaptı. Hem de sizi doğruysa yaşlı yapılandı ki. İkide üçte buladı elbette. İkide üçte Veysakılar ekte işte hurlediyanlar böyle vardır. Meydan hali bu neydi? Orman bu genekin, ormanda şiren var, çiğe böreğen var. Bu su bu genekin, ette balagan var, kurbağayan var. Herkem uzun varlığını bildirip duradı. Böyle de o nesiller. Ama insanları köptürken karşısında sizge muhabbet kılıyordu. Yani sizi hürmet kılıyordu. Yani sizi mahta yaptırken böyledi. Elbette o vakitte size bir aşık etti oturken, saz sakalaza harap etken, harap koyken burası. Bizi şeyhlerimize mi eterdi? Bizi hazır bu kette medreselerimiz, bu tümce şagirdler, bu derdede, bu ciplerde köresiler, bu üylerde köresiler, münçeli hürmet, izzet köresiler, kette kette mensabdallar, kette kette boylar, yaş bana diye böyle kol kavuşturup oturuştu. Sıra bunun köresilerinde derin havas köresiler, bu halatki asanı için hikayemiz yok. Bu halatki hince kanca günlerde gördük. Neşmette kamaldik. Bizim Müslümanların neşmette kamaldik ise nefes içi geçip giderdi. Bu masam biz ondik. Şeyhlerde bu mekhur edik. Neşmette polisler hep gitti bizi. Tehdit kıldı. Şeyhlerimiz etendi. Cuma'da vaz kılıyat biz, hat kılıyat sabah. Bir sabah soru yaptı taharatlar. Yine bir tehdit kılıyat kılıyat biz namazlar. Yine bir tehdit kılıyat biz, avazini ölçür. Diyen hükümetke tül üzetme. Ya bu meseleleri ikirme. Bu mesele minberden atışta şeyimiz. Minberliğinde atışta şeyimizi bu hat geliyordu. Şeyhlerimiz et yaptırır ustalarımız. Bu biz okuduk şunu. Maşallah maşallah. İçlerinizden bir hat geldi. İçtiler. Hem de içsin. Ey avaz yine uçur. Şimdi atışta şeyimiz. Bu okuyatı bir emanet et yaptı ki. Bir emanet atışta şeylerdi yaptı. Kim atışta şey mahsul olsa atışta şeysin diye. Ben hayatım ahırı geçe tevhidde bayan kılamam. Ben hayatım ahırı geçe Kur'an-ı Hadis'te bayan kılamam. Hiç yani hükümetten, mahluktan korkmayayım ben. Minberde ölüştük, minberde, meçitte, hakta et yaptırken halesinde atıp taşese. Kette şehadet ki bu. Bu bize havasımız ki. Tanidişler izlen bir adam çıksa da minberde atıp taşese. Necmet'e tehdit buladı karın. Bu başka damlalarda rengini arttırıp aradığın yani had bu. Önce bir şey damla gibi bu had varsa avaz çıkmıyor falan. Hadi bakır yaptırırken damla mikrofonu yakınlaştı size.
Geçer aslında ısıtma başlıyor. Cüden de yaman haletle çık kaldım. Şu şahitlerden kentler cümanı oku desin. Ben tiz hanam yağmalıyım. Peşindeki uzun oku olana. Dedin 10 kişi zor kütar giderdi. 150 kere filan diken damla. Kâb kette damla. 10 kişi zorla sürdürüp kütarıp hanatı yaptırıp gitti. Ama bu şahitlerden kanın bu hat görüp yani yanı bas kütarıp küpeyi yaptı. Zavuk küpeyi yaptı. Maşallah diyor. Başarat bu. Minberde atıp taşese ya. Mahçist içe de. Kur'an'dan, hadisten getir yaptırırken de. Hak'ta getir yaptırırken de. Batıldı, zulümdü, küfürdü, şiriktir hakkıyla yaptırırken de. Atıp taşese ya. Diye. Atıp taşese mi yapıyor? Yani hazır emeği şey yaptı bana. Dünyanın en aziz oğlumları. Dünyanın kayrı gibi olsa şunu yapacağız. Dünyanın kayrı gibi olsa. Bizim Müslümanlarımız hadi soracağız ki. Sakalını nima qilishimiz kerak. Has so'rashadi. Shu savolga zerikib ketdim. Hech yo'l yo'qmi? Kessa, qisqartirsa bo'lmaydi. Bizni diyorlar qanchalik yomon. Ammo bu shayxlar dunyoni qayerga borsa o'sha ko'kragini to'ldirgan katta soqol. Uzun oppoq libos. Katta oppoq sallar. Qo'lida ham sunnatga muvofiq hassa. Va qaytga borsa haqni gapiradi. Qaytga borsa Rusya'ya varsa sorayın, Rusya hükümeti olsa ne maddiyseniz ise? İyi ne maddiyseniz ise? Kafir de. Başka ne maddiyseniz? Angela'ya varsa, Angela hükümeti olsa ne maddiyseniz? Malum İslam düşmanı iken ne diyor? Şeytan da balası bunlar. Amerika'da otursun, sorayın, değil mi oralık? Biz o zamanımızdaki Firavun şu Amerika'dayız. Amerika'da oturup yapıyorlar onu. Değil mi oralık? Dünyanın kayrıya varsa, sahte yapıyorlar. Kırılıp gitme yaptı ki onlar. Yürüşüp diyor ya sen yürüşüp diyor. Bizdikiler olsa şu tert kılıçka avalar. Ne maksa bir yurt tapsa fatva tapsın da sakalı kesip taşasın, uzun libas giymesin. Onu gördüğün adam Yahudi'di böyle. Şimdi bu olsun ki onu gördüğün adam komünistti böyle. Baka din bu neydi? Ölünsün de Müslüman mı geldi ki Müslümanı biz bölünsün. Hicret kılayım bu mesela. Halin Allah mahtagandan keyin hamma sizni maqtaydi, shuhratlik, obro'li bo'lasiz. Allohning rahmati kelyapti. Boy bo'lasiz. Har tarafga qo'lingiz uzatsangiz yetaveradi. Oldin hamma dushmanini darvozalar berkilganga o'xshagan edi. Musibatlar, balolar yomg'irdek kelyapti turadi. Endi qarasangiz har tarafdan darvozalar ochilgan. Va shunchalik ne'matdan keyin ulayka humul muhtadun. Siz doğru yol topuvchisiz. Hidoyatdasiz. Qarang. Dunyoviy ne'matlar ham bor, ham hidoyatdasiz. Dunyo oxirat butun izzati, ne'mati, ikromlari hammasi keldi. Shundan keyin ham insonlar sabr qilmasa, shundan keyin ham men Allohga ishonaman, Qur'onga ishonaman degan odam sabr qilmasa, siz uni o'chirib ko'ring uni. Chiqarib ko'ring uni. Shuncha gapdan keyin sabr qilmasa Şunca gapdan keyin ham musibatlarga tog'dek turmasa, shuncha gaplardan keyin ham tavhidda mahkam bo'lmasa, nima bo'lsa bo'lsin men Qur'on va hadisni tushunaman demasa, buni musulmonligiga ishonmang uni. Bu soxtakor, munofiq, ikki yuzli odam bu. Boshqa nima kerak, nima deyishlik kerak, boshqa nima bir va'da bo'lishlik kerak. Shuncha va'da yetmagandan keyin undan yaxshirog'ini beraman desa, Alloh baxtiyman desa, rahmatini yog'diraman desa Hidoyat qilaman seni desa. Boshqa nima keragini. Bu munofiq u. Shuncha gapdan keyin sabr qilmagan, dinga xizmat qilmagan, yana kofirlarga xor bo'lib, yana fosiqlarga xor bo'lib yurgan insonlar, yana dinni xizmatini tark qilganlar, ular Alloh saqlasin. Allohning g'azabiga qoladi endi ular. Aniq Allohning g'azabiga qolishi. Aniq. Bu ixtiyoriy masala emas. Xudo bilmaydilar ustoz. Ağır yapır var yaptım ikin demeyinler. Dinge hizmet kımasız, anır Allah'ta gazabıya karıştığınız. Hususen şu zamanda. Dinge hakarat kılını yaptırırken, dinge taşatını yaptırırken, Kur'an'ımız yırtılı yaptırırken, Peygamberimiz maskara kılını yaptırırken, Allah'ta hakarat kılı sürkü yaptırırken günde, dinge hizmet kımasız, Allah'ta laneti yapıp yedersiz. 158. ayet. İnne safa vel mervete min şa'ailillah. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَيَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Elbette Safa ve Marva Allah'ın şiarlarındandır. Kim de kim Beytullah'da hac kısa ya ki umrah kısa, ikelesini tavaf kılıçlığı da onge hiç kendi günah yok. Kim de kim yaşlılıkını nefil kısa, elbette Allah-u Teala şakirdir, bölücüdür. Suyuti'nin tefsirleri اِنَّ السَّفَ وَالْمَرْوَةَ جَبَلَانِ بِمَكَّةِ Safa bilen Merva, Mekke'deki iki de tağdır. Min şa'irillahi Allah'ın şiarlarındandır. A'lami dinihi, yani dininin alametlerindendir. Şiar diyeni alamet diyeni. Cem'u şa'iretin, şa'ir, şa'iretun kelimesinin cem'idir. Femen haccel beyte evi ihtemera, kimi ki Beytullah'ını hac kısa ki umra kısa, ey telebbese bil hacci evil umra diyeyim. Yani hac ve umraya borsa, hac ve ya ki umraya atlansa, talabbasa, kiyinmak, uğranmaksa, uğransa. Vasluhuma el-qastu ve ziyaratu. Hac ve umranın aslı niyet kılıçlık ve ziyarattır. Fela cünah aleyhi, isme aleyhi, onun geçkende günah yok. Cünah yani isim, günah diyen. En yattavvafe fihi idgamutta fil asli fitta. Tavaf kılıçlığı da günah yolu yaptı. Bir de aslında yetetavvafe buluşluk gereği. Yetetavvafe'deki te, ta'gı idgan bulup yetetavvafe buluyordu. Bir hime ekelesin yani. Bir en yes'adeynehume seb'en Safa bilen Marva'nın ortası da yetti mette sayı kılıçlığı yürüyüşlüğü de hiç kendi günah yok. Nezaletlen mekerihel muslimune zalik. Bu ayet kaçan nazır buldu? Müslümler, sahabeler Safa bilen Merva'nın ortasında sen kılıçlık, yürüyüşlük de yaman görüşüyordu. Şu ayet nazır buldu. Sahabeler ne demek bunu yaman gördü dedir hayran bu siz. لَنَّهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتُوفُونَ بِهِمَا Çünkü cahiliyet ehli, müşrikler, kafirler Safa bilen Merva'nın ortasında tuhaf kılıç yapıldı. وَعَلَيْهِمَ سَنَمَانِ Ve ikilesine but kop koygen idi. Safa giden bir but kop koygen. Ve Merva'ya bir but kop koygan. Yemsahunahuma o'sha butlarni mahs qilishadigan, silashadi. Va Ali ibn Abbas yani shuning uchun ikkala toqqa but qo'yilganligi uchun sahobalar aytgan biz qanday qilib butlarni o'rtasida yuguramiz? Qanday qilib mushriklarni qiyamani qilamiz? Deb qiyis kelmadi. Va Ali ibn Abbas radhiyallohu anhu anna sa'ya g'ayru faridin İbn Abbas'tan rivayet edildi ki Safa ve Marva'nın ortasındaki sa'y yürümek farz emas. Lima afadahu raf'u'l ismi min at-tahyiri. Yani günah bu meydi deyip günahı kötarışlık kelimesi bilen ihtiyarlı ifade kıyanlığı için. Ayetini zahiri gösterdi ki yani Safa ve Marva'nın ortasını sizler tavaf kıladırken bu sularız günah bu meydi deyip mi? Demek farz mesekken. Farz bulsa, farz ki bu, derdi. Ve kâle Şafii ve gayruhu rüknün, İmam-ı Şafii ve başka alimler etti ki, farzdur dedi. Ve beyyene sallallahu aleyhi ve sellem fariyadatahu ve Peygamberimiz aleyhisselam şunu farzlığını beyan kıldırır. Bi kavlihi innallaha ketebe aleykümü sa'ya. Allah-u Teala sizlerce sa'yini yazdı, farz kıldı dediler. Ve vahul bayhaqi ve gayruhu. Bu hadisini İmam Bayhaqi ve başkaları rivayet ettiler. Ve kal ibda'u bima bada Allah bihi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki Allah başlayanından başlıyorlar. Yani Safa Safa'dan. Safa'dan başlıyorlar. Tavaf kılıçtıkta. Ve vahu Müslim bunu Müslim rivayet kıldı. İbda'u başlayanlar diyen kelimeye bana büyürük mü? Demek ki vacip ifade kılandı. Ve ben tatavva'a kimi ki nefil kısa tatavva'a diyene nefil diyene. وفي قراءة بالتحتية وتشديد الطاء بالقراءة ise نقطلار تجد و طان شدس لن هو يتطوف يخشب ومن يتطوع بلد مجزوما يتطوع بلد جزم كلين وفيه إدغام متى فيها مدى حالتا تعالى طاق إدغام كلين بلد يعني خيران أي بخارين ay bi khayrin yani yaxshilikni nafil qilsa ay amila ma lam yajib alayhi min tawafin va g'ayrihi
Yani kimi ki tavaf bulsun, ondan başka ameller bulsun, vacib bulmayan bir ameldir kısa, fe inna allaha şakirun, elbette Allah Teala şakirdur, li amelihi bil isabati aleyhi, bu ne amelige şakirdur, şükür kılıçudur, onge sahab verişliği bilen, alimun ve bilüçudur bihi, onun amelini bilüçudur. Kengirah tafsir kısak, ben Allah Teala Safa bilen Mervan'ın ortasındaki sayını bayan kılıyordu, bir ibadette bayan kılıyordu. Bu ayette aldığın ayetkenin alakası var. Aldığın ayette Allah Teala siz sabır kılıp dinli mahkemişe siz sizge kança sahabeler fazilet buluşunu bayan kıldı mı? Şimdi Allah Teala sizi yaş görgenlik için amelde örgat yaptı. Yani. Bu mümkün kişi şunu diye buluş gider ki şimdi amelge tayar olsun şimdi. Çünkü yaptığın yine amel kimesin mi? Amelge tayar bulayım, ben bir amelde örgat yaptı Allah Teala. Amelde başlayayım diyor. Bir mühim amelde şunu yaptı. Safa bile Marva bu ikilisi tavdır. Bas, şimdi biz kendi hüküm bulsa, kendi buyruk bulsa, itaat kılıçlığımız gerek, amel kılıçlığımız gerek. Başka yol yok, başka gap yok. Safa bile Marva ikilisi tavdır. İkilisi hem lügatta taş. Safa degeni sırlık taş degeni. Marva degeni kiçkine taşlar degeni. Safa tağı da sırlık taşlar vardı. Marva deyse kiçkine taşlar köpüldü. Meyde taşlar. Şahat taşlı olsun. Ve bunlar da tağlı giyen kendi. Kağıt da tağmaz bu. Kiçkine tağ. Şunun için hazır bir vakitte bahsiz. Yani hac gümrüge bağlanırlar biledi. Ve tiparik bu koyan halas. Tiparik. Eski taşları cüde az koyan. Safa diyen, Marva diyen. Size Marva'nı ki taşlarını üç ileri çıkıp koyan halas. O şahane tarafı mermer olup gitken. Peki biraz falan tutar. Şimdi Mescid-i Haram'ın yanında belki içi de mi kaldı? Bilesler, hadis kitaplarda okudularız, fiqhde okudularız ki, hacge umrege bana diken adam, aldın tavaf kıladı, Kabe'ni. Beytullah tavaf kıladı. Elbette ihram ve başkalarından kiyin. Beytullah'da 7 metre tavaf kıyanızdan kiyin. 2 rekat namaz okuyorsunuz. Makam-ı İbrahim'de. Kiyin, Safa tağına çıkarsın. Safa'dan başlayırsınız. Marva'ya varmıyorsunuz. Çünkü Allah Teala Safa'dan başlıyor. İnne Safa diyor. Şunun için hadiste adı edilendi. Safa'dan başlıyor. Allah Safa'dan başlıyor. Safa tağına çıkarsınız. Marva tağına kadar yürüyorsunuz. Biraz yürüyenizden ki yeşil alamak koyduğun yer var. İkili tağının ortasındaki vadilik. Şurada yürüyorsunuz. Erkeklerine katılıyor. Erkekler yürüyor. Hatınlar yürümüyor. İkinci yeşil alamak geldi. Şu yere geçerken yakında yine sekin yürüp gidersin. Marva tağına çıkarsın. İkili tağda çıkan vaktinizde Kabe'ye kadar dua kılarsın. Neme dua kısız, duayız kabul olasın. Dua kabul olasın yerlerden. Şu bana Safa'dan Marva'ya bağırdı, bitti oldu. Şunu 7 metre kılarsın. Marva'dan Safa'ya geliştiğiniz 2 bulasın. Barış geliş bitmez. Barış bitti, geliş 2 de bulasın. 7 metre kılarsın. Bana şu amel, bunun hükmü dostu ıhtılaflar var. Hanefiler dedi ki vacip değil. Farzmaz değil. Ben İbn Abbas'tan vacip diyor. İmam Şafii farz değildi. Hanefilerde delili İbn Abbas derken geldi. Ben Allah Teala diyordu. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا kimi ki yaşlıklı nafil kısa diyordu. Tavaf meselesini getiriyordu Allah Teala. Demek ki farz meselken. Eğer farz bugün dedi kimi ki yaşlıklı nafil kısa demesiydi Allah Teala. Kılıylar demeldi. Terkısalarız günahkar bulasılar demeldi. Fertenge kısalarız günah bu meyledi yaptı Allah Teala. Demek ki farz meselken dedi Hanefiler. Ayatı delil kılıyordu. Şafiler ise farz deydi. Lekin teşrik görseniz, bir kitaplarda ettik, hadislerden okudularız. Lafzi ihtilaf. İhtilaf lafzi. Çünkü vacip diyen, yani farz diyen, farz diyen, farz diyen zaten. Lekin hiç kaysa ahli sünnet al cemaat alını terkisin demeydi. Terki nasıl, mahkem olsun. Şu Safa bilen Merva Allah'ın şiarlarındandır. Allah'ın ibadetini alametlerindendir. Allah'ın dinini alametlerindendir diye. Yani Allah'ın bütün hükümleri, bütün dini ameller Allah'ın alametlerindendir. Siz hançeli amel kısız, şünçelik uzizi Allah'a yakınlığınızı göstereken bulasınız. Şünçelik siz ahlullah bulasınız. Hançelik dini amellerden uzaklaşsız, terksiz, mingil bahananı kılıp, şünçelik İslam şiarıdan, Allah'ın şiarıdan uzaklaşken bulasınız. Nerede bu nasıl?
Qanchalik islomni uzoqlasiz, xolasiz xolavasiz, yahudiylarga o'xshab qolasiz. Qanchalik Qur'on hadis ko'chasiz, unda sahobalarga o'xshab qolasiz. Ma'lum bo'ladi, qayerga borsangiz, sizni mu'minligingiz, ahli sunnatingiz bilinib turadi. Shuning uchun bu ibodatlar, islomiy amallar hammasi islomning shiyoridir, Allohning shiyoridir. Lekin ba'zi shiyorlar katta bo'ladi, ba'zilari kichikroq bo'ladi. Masalan, azon. Azon ham islomning shiyori, katta shiyorlardan. Salla o'rashlik bu ham islomning shiyoridan, kichkina shiyorlardan. Mustahab. Boshqa amallar ham shunga qiyos qilinadi. Hukmiga qarab. Haj amallari ham albatta Allohning shiyorlaridandir. Kimiki Baytullohni haj qilsa yoki umra qilsa, haj va umrani ma'nolari, tafsilotlari keyinroq keladi. Shunda biroz chuqurroq kiramiz. Hozir bu yerda haj va umra masalasi va savob masalasi qasd qilinganligi uchun u to'g'risida gapiraylik. Shu yerda ham ishora qilib ketdi, haj degani ham qasd degani. Umra ham niyat qilmoq, ziyorat qilmoq degani. Fiqh kitoblarida ham o'qidilaringiz. Hajja degani qasada degani, lug'atdagi ma'nosi qasd qildi degani. Shariatdagi ma'nosi Baytullohning ziyoratini qasd qilishlik. Kimiki hajga yoki umraga borsa, Safo bilan Marvoning o'rtasida tavaf qilishligida hech qanday gunoh yo'q deyapti. Qarang, junahun gunohun. Gunoh deymiz o'z farscha. Junah j bilan g farqi bor xolos. Gunoh yo'q, junah yo'q deyapti. Gunoh bo'lmaydi deyapti. Nimaga gunoh bo'lmaydi? Allohning shiyori bo'lsa gunoh bo'ladimi degan savol keladi sizga. Ammo buni tagida hikmat bor. Hozir yutayotgandek, sahobalar ikkalasining o'rtasida tavaf qilish kelmadi. Nimaga? Chunki oldin islomdan avval tavaf qilishar edi. Safo bilan Marvaning o'rtasida yugurishar edi. Mushriklar qilardi shuni. Payg'ambarimiz alayhissalom kelishdan oldin ham qilardi. Makka taxti bo'lguncha qilishardi shuni. Va Safoga ham bitta but qo'yilgan, botil xudolardan, Marvaga ham bitta but qo'yilgan. Ikkalasining o'rtasida yugurib yetganda haligini silashar edi. Barakat bo'lsin. Shunga sahobalar aytdiki, birinchidan buni mushriklar qilyapti, botil bo'lsa kerak. Ikkinchidan butlar qo'yilgan. But qo'yilgan ikkita tog'ni o'rtasida nima yugurilik? Bu shirk bu. Qiyilari kelmadi. Gap so'z bo'ldi. Payg'ambarimizga ham bu xabar yetib keldi. Keyin Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. To'g'ri, buni nimalar mushriklar qilyapti buni. Mushriklar qilyapti, ammo aslida Allohning shiyori bu. Mushriklarning amali emas. Mushriklar buzdi buni. But qo'yib qo'ydi. Sizlar butni olib tashlanglar, Allohning qonuniga ko'ra tavof qilinglar. Qarang, asli nima edi? O'tgan darslarda qisqa aytib o'tdim. Ibrohim alayhissalom Allohning buyrug'iga binoan ayoli Hojar onamizni va yangi tug'ilgan o'g'li chaqaloq Ismoilni shu Makkaga tashlab ketdilar. Zamzam chiqqan Baytulloh quladigan yerga tashlab ketdilar. Hojar onamizning oldidagi azoqatlari bitgandan keyin Safoga chiqdilar. Safo yaqinroqda. Zamzamga Baytullohga Safo yaqinroq. Shuning uchun Safoga chiqiladi avval. Hojar onamiz Safoga chiqdilar. Balandki atrofga qarayaptilar. Farzandi boqishligi uchun bir dunyoviy bir sabab bormikin deb qarayaptilar. Hech narsani ko'rmadi. Atrof boshqa vodiy, vodiyda o'rtasida turasiz ko'rinmaydi-ku. O'g'illarni oldiga bordi, qarashdiki sog'-salomat, ammo yig'layapti ochligidan. Och, tashna, suv ham yo'q. O'zlari ham och, tashna, lekin farzandini o'ylayaptilar. Keyin Marvoga qarab yurdilar. Ammo Marvo biroz uzoqroq. Farzandlardan qo'rqdilarki, biror bo'ri, tulki yoki it kelib yeb ketmasin chaqaloqni, yo aziyat bermasin deb Marvoga yugurdilar. Yugurdilar. Yugurib Marvo tog'iga chiqdilar. Atrofni qarayaptilar, yer birortasi bormikin deb. Yo'q, yana yugurib kelyaptilar farzandini olmaga. Farzandga zulm bo'lmasin. Qarayaptiki, o'g'li salobat, Safoga chiqyaptilar, yana qarayaptilar. Hojar onamiz amali bu. Mushriklarning amali emas. Hojar onamiz amali. Tarixda o'tgan bir avliyo bo'lgan ayolda amali bu. Kofirlar aytadiki, islom ayollarga qadr qiymat bermaydi deydi, tuhmat qiladi bandalar. O'zlari ayollarni xor qilishyapti-ku. Kufr diyorlarida eng xor tabaqa ayollar tabaqasi. Eng xor. Islom doim ayollarni e'zoz qilgan, izzat qilgan. Qarang, Hojar onamizni shu amalini islom dinida vojib qilindi. Bundan boshqa izzat, bundan boshqa hurmat bo'ladimi? Hojar onamizni yuqori qilgan deb biz qilamiz. Kimiki umraga borsa qilish kerak. Qilmasa gunohkor bo'ladi. Kimiki hajga borsa qilish kerak. Hojar onamizning amali bo'lyapti, sunnati bo'lyapti. Hojar onamizdan keyin hammaga mashruh bo'ldi bu narsa. Hojar onamizdan keyin butun mu'minlar shu amalni qiladi. Qiyomatgacha qiladi. Hajar uchun bu sharaf bo'ldi, izzat bo'ldi. Shuning uchun Safo bilan Marvoning o'rtasida tavaf qilishlik Allohning shiyonlaridandir. Siz buni tavaf qilyapti deganingizda Hojar onamizni eslang. Hojar onamiz yolg'iz o'zlari. Allohning buyukligini, Qur'onning mo'jizaligini qarangki,
Allah Teala bu yerde bizge hem bir buyruk kılı yaptı, amel kösatı yaptı, amel kılıyılar da yaptı. Ve bu amelde içi de tarihte uçken sabırlardan bir misal getir yaptı. Öy erkekler, uyalmaysalar mı? Tarihte uçken ayarlarına karayın. Hacer anamız bana. Kimsesiz çölge çakalakıyla taşıp getirdi. Sizler erkekler ne kadar yapsalar aldı? Yumuşak şeylerde oturup alıp, ıssık imkanlar, bütün nazu nimetler teyyar. İnge hizmet kılıçdik ki gendeyse, min de bu hana. Uyalmaysalar mı? Hacer'de kareler, Allah'a kendi taslim. İbrahim'de kareler, kendi taslim buldu. Asan derse mi bu? Hayaliz bilen, çakalakıyızı kimsesiz bir sahara getirip gidiyor. Yiğidi yanasa yok, su yok. Sahra, sahra ya. Sahra getirip gidiyor. Bir kepe yok ki kündüzler hale geldi, sahaya bandı otursa diye. Şöyle getirip gidiyor. Demek ki Allah büyür yani. Siz hazır atanızı yüzde teşekkür etsiniz. Ey atanı, menge dua kılayım, ben Allah diyorlar geçke ilim örgen yani. Allah diyorlar geçke davet kıyanı, hicret kıyanı, cihat kıyanı da siz tantana başlarlar. Bütün memlekette dudu gap, falancı çıkıp getiyordurken, getiyordurken. Atanız yığılaştı başlaydı. En kendi musibeti var. Siz uğurlardı bulmasam sahraya teşekkür etmiyorsun. Hacer anamız sahraya teşekkür etti, o da razı buldu. Ve kanin şu günlerde İbrahim Aleyhisselam kime yaptılar? Ziyaret kime yaptı? Şimdi ziyaret kıyısı kime yaptı mı? Ziyaret kıyısı kere yaptı. Lakin Allah'ta buyruğu var orada. Sabır kılıçlığı asan bulmadı onları ya. Hacarlarımızı taşıp geçişi gire asmandan men ve salvalar yağıp kasırlar kurulup kalıp bu yanı yok. Kincilik bu oldu. Lakin bunlar taslim buluştu onlar. Ayarlar şünçeli cesaret gösterken de şünçeli matanet gösterken de kalmadı mı bizim zamanımızda erkek kalmadı mı? Muhat ki hemmesi erkekte resmi bulsa bunlar. Surette erkek yok, içi bomboş. Ya ki kanı Hacer anamızı yaşayan ayarlar kanı. Muhat ki kalmadı mısa Hacer'i yaşayan ayarlar. Hacer'de kıyken bu ameli Safa ile Mervan ortasında yürürsüdeki Allah'ın şiarlarındandır. Esliler bunu. Allah'ın alametleri. Allah'ın ibadet kılıçdik, teslim buluştuk alametlerindendir bu. Kendi kıyamızı şunu diye kılıyapsız. Safa ile Mervan ortasındaki bölgede yürürsüz. Yürürsülük gerek. Hayatta tezmez, yürürsülükten tezilesiz. Ortası yürürsüz. Peki İslam etti ki ayarlar yürürmesin. Erkekler yürürse bunlar. Demek ki Hacer anamız mecbur idi. Ve hiç kim yok idi. Şunun için yürürdüler. Ama hazır ki vakti ayarlar yürürmesin. Çünkü ayarlar nihayette bir orangen buluşluk gerek. Yürürüşlüklerinden hicapları açılışlığı mümkün. Hicaptaki renkli libasları ya ki bedenleri körünüp kalışı mümkün. Yani hulas ayarlarına yaraşmaydı yanlarsa. Ayarlar ilacı varsa nazardan çekede buluşluk gerek. Nihayette mahfuz buluşluk gerek. Himayelengen buluşluk gerek. Şunun için ayarlar yürürmesin dedi şeriat. Ama hazır biz her hacge bargende, umrege bargende köremiz. Ümmet cahil. Erkeğe yürürse hatınlara yürürük gidiyor. Buranası değildi siz, belaya kalas. Ben Vahabiyken değil. Bütün kitaplarda, bütün mezheplerdekilerde ki erkeğe yürürdü halas. Ayarlar yürürmeydi Safa ile Mervan ortasında. Ben hatıcam dinç geçsin onlar, erkeğe yerleşmesin. Ama karısı her kim yürürgeni için hatınlara yürürük gidiyor. Son Afrika'dan ki bazı hatınlar var. Üçemiş adam da ezip geçse ölür gidiyor. Caizmez. Ayarlarına yaraşmaydı. Yürürmesin onlar. Bana bu meselelerde çöntürüp günah bu meydir diye yaptı. Çünkü aslen bize amelimiz. Bir de yine bir mesele hep çıktı ki demek müşriklerde, kafirlerde kliyatürgen amelinin hemesi asli batılmaz. Bazı amelleri var, asli yok. Mesela arak içlik, donguzlu göçünü içlik, zina. Çünkü göçlükler asliden yok. Ama bazı ameller var ki aslide şeriat hükmü var. Yani Safa ile Mervan ortasında ular hem tuhaf kılışarıdı. Müşrikte yügür aradı. İbrahim Aleyhisselam'dan kagen nerse de bu. İbrahim Aleyhisselam'da şeriatıdan kagen nerse. Lakin biz de ular. But kokku işte. Şunun için biz insanları terbiye kılıyaptır yanımızda. Eğer ular hata bir amelde kılıyaptı yu, tekide bir asıl bulsa, aslını çıkarıp durup çöntürüşlü kire. Aynı ayet ki olsa. Mesela bazı diyarlarda Müslümanlarda bir bidiyatı var, şirk emeli var. Bibi Seyşembe deyişerken. Seyşembe günü hatunların has meclisi. Bazı da çarşembe günü kılışadı. Kızları bile de hatunlar
o'zlari kelishib bir kunni tayin qilishadi-da, o'sha kuni taom pishirishar ekan. U taom faqatgina xotinlarga xos. Va o'sha pishirilgan taomlar, o'sha kuni qilingan amallar hammasi Fatima onamizga atab qilinar ekan. Keyin u yerda bir qandaydir kitoblar o'qilar ekan. Fatima onamizdan madad so'rashar ekan. Ey Fatima onamiz, bizga madad qiling. Biz xotinlarga rahmingiz kelsin. Qutqaring. Deb duo qilishar ekan. Bular shirk bidiyat hammasi. Shu amalni qiladigan mintaqadagilar so'raydi sizdan. Shunga nima deysiz deb seshanbiga. Seshanbi kuni qiladigan, chorshanba kuni qiladigan xotinlarni shu ma'lisiga nima deysiz deb so'raydi. Siz agar bu bidiyat shirksiz, siz ham vahobiy ekansiz deydi. Bu ham vahobiy ekan, hamma ehtiyot bo'lsin deydi. Siz nima qilishligingiz kerak? Mendan so'rashdi, men vatanda eshitmagandim buni. Shu Turkiyaga kelib eshitdim. Turkiyadagi o'zbeklar Afg'onistondan hijrat qilib kelgan o'zbeklar. Katta bir mintaqada yashashadi, 10 ming o'zbek bor. Taqriban 1000 tasha oila. Butun urf-odatlari bor. Shu amalni qilishadi, mendan so'radi. Bir katta majlisda o'tiribdi. Shu amalga siz nima deysiz deb so'rashdi. Ahlilim hammasi yerga qarab turdi-yu, qulog'i menda. Nima derkan? Ahlilimdan ham u majlisda o'tirgan ilmli kishilar ham ikki xil. Biri bizga tarafdorlar. Shuni bidiyat deydiganlar. Ikkinchisi esa bizga muxoliflar. Bizni vahobiy deydiganlar. Men aytdimki, ayollarni haftada bir kun to'planishligi dinda bor. Ko'rdim, hali yerga qarab turgan mullalar hammasi menga qaradi. Vahobiylar ham menga qaradi. Bidiyatchilar ham menga qaradi. Hammasi hayron qoldi. Bizdan kutmagandi-da bu javobni. Bu qanday gap bo'ldi? Aytdim, dinda bor bu narsa. Hatto Buxoriyda kelgan. Dedim, ko'zlari katta-katta olsin. Avom ham hayron. Ye, bu kishini vahobiy deyishadi, vahobiy emas ekan bu. Aytdimki, bir kuni ayollar to'planishi payg'ambarimiz oldiga keldi. Aytdiki, ya Rasululloh, erkaklar doim sizning suhbatingizda, doim majlisingizda. Ular mazza qilib istifoda qilishyapti, mazza qilib. Bizun ilmlarni o'rganishyapti. Ammo biz sizdan uzoq qolyapmiz. Sizning majlislaringizga yetishmayapmiz. Istifoda qilolmayapmiz. Bizga ham haftada muayyan kunlarni tayin qiling. Bizga xos darslar bo'lsin dedi. Ki payg'ambarimiz alayhissalom shu iltimosdan keyin ayollar uchun xos kunlarni tayin qildilar. Bati Buxoriyda kelgan bu sunnat bo'ldi. Bizning ajdodlarimiz katta ulamolar bo'lganligi uchun ayollarga eng kamida xos bir kunni tayin qilishganki, shu kunda ayollar to'planadi, dars bo'ladi. Sizlar to'planinglarda Buxoriy o'qinglar, Muslim o'qinglar. Fiqh ilmidan o'qinglar. Fiqhul Akbarda o'qinglar aqidadan. Tahoviyani o'qinglar, tahsil o'qinglar, Qur'on o'qinglar. Dedim, keyin shu yergacha indamay o'tirishdi, shu yerga kelgandan keyin, yo'q, ular bunday qiladi, bunday qiladi, men aytdim, uyog'ini qo'yinglar. Nima kerak bor bir bekarchi qissalarni o'qib nima qilish? Buxoriy o'qinglar. Keyin o'zlar aytadiki, unday ilmli ayollar yo'q dedi. Topinglar unaqasini. Qarang. Ya'ni demak, buni tagida asl bor. Ayollarni to'planishda yaxshi. Ya'ni ilmsiz ayollar u yerga bir ilm o'rganaman deb keladi. Bir hadis eshitaman deb keladi. Savob bo'lsin deb keladi. Shuning uchun siz ularni mullasini o'zgartirib qo'ying. Ularga haq yo'lni ko'rsatib qo'ying. Ular botil qissalar emasdan oyat hadislarni o'qib, ilmiy ma'lisga aylanib ketsin. Siz ularni rad qilib, bular mushrik bidiyatchi deb qancha janjal to'parang, necha yil o'tadi. Ular tarqatasizda, keyin jamlashni boshlaysiz o'zingizga. Haftada bir kun to'planinglar, sizlarga dars qilamiz. Tayyor to'plangan fikrni to'g'irlab qo'ying. Uni tarqatib yana to'plashga hojat bo'lmaydi. Alloh taolo aytayaptiki, Safo bilan Marvaning o'rtasida sizlar hozir tavof qilmanglar. Bular mushriklardan amali demayapti Alloh taolo. Xususan but ko'p qo'yishibdi-ku, demayapti. Aytayaptiki, bu aslan shariatda bo'lgan narsa. Allohning ishoridandir. Sizlar shariatga muvofiq qilinglar. Alloh rizosi uchun qilinglar, hojatni eslab va butlarni aqllaridan chiqaringlar. Ya'ni ko'p bidiyatlar, musulmonlar ichidagi bidiyatlarning tagida shunday masalalar bor. Hikmatli bo'lishlik kerak, hikmatli. Masalan, mavlud, mavlud qilishyapti. Mavlud joizmi, joizmi? Bo'ldi, sizning mintaqangizdagilar mavlud qilishadi. Mavludni inkor qilganlar vahobiy deydi ular. Kim mavludni inkor qilsa, uni polisga ushlab bersa vojib, savob bo'ladi deydi. Siz nima qiling?
Ayetin ki tamam mavlut kılarız. Ve kaçan kılarızlar mavlut? Yılda bir mertte. Bu neydi ki? Ayda bir mertte mavlut kılarız. Ne uzun sürekli bahçılık kılarız? Ayda bir gün, mesela ayda 15'inde hemen toplamda mavlut kılarız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı siret eden. Tuğulu günden başlar, ölü günü yeter. Tarihini, hayatını okup verir orasılar. Adamlar mavlut kekiliyor. Kim müller etedi ki falancının mavluti ki var mıydı? Bunun mavluti bizim mavlutimizden başkaça. O müller adam hayran kalırdı. Buna kaba habiydi körme geldik. Başımızda bala oldu. Köy meseleler şimdi. Köy bidiyetler takide bir şer'i hüküm var. Bunu müllerler büzük koyuyor. Siz büzüğün altta şeyinde aslını öğret olun insanlar. Şimdi hani müşriklerinde but koyu var yanına karın. Hangi kadar müşrikler but koyu aldı yerine? Tevhiddi ifade edilen Hacer aramızda muahidenin emeli hangi kadar müşrikler emeli genel kaldı? Siz hazıran var bu nasıl? Hacı gün buraya var yanında karın da. Adamlar avam meçitke kiriyat durup meçitke kildi mi? Hani Kabe'ye yakınlaşkeni yok. Şu Kabe'nin meçitini, teşkerdeki dervazalarını sileşti başlayıp. Silep bedenine sürke yaptı. Kirgen'de her üstünlüğünü sile yaptı. O şekilde hükümet tarafından koyununca has adamlar var. Şunlar manka mesela üstünlüğünü özleri sürke dışarı. İyiciler gibi. Kötülüğüm geçişerdi o dervazalar. Barışı bende hani Makam-ı İbrahim var. Taş. Her ötken şunu sile uğradı. Öbesiz kucağla alıp sürkene düşünce. Bana şunu diye kılıp şirk payda bulalım. Sürkeneşip sürkeneşip kıymetle bir taş koyalım. Şimdi taş ben insan yoksa gelmesin. Kelle şu Abdülkadir Zilani heykeli olsun. Kelim bu tarafı gel. Bahaud'un Nakşibendi'nin heykelini kup koyalım. Şimdi kararsın yine but parasını başlayalım. Şunun için İslam kan diye bir yürüyemizde şunu diye başlayalım. Gerek. Haddini aşmazdık gerek. Ve ben tatava hayran kimi ki yaşlılıkla nefil kısa nefil degeni uzun tarafından geri çıkıp kısa. Elbette Allah-u Teala şakirdir, alimdir. Şimdi bunun iki de tafsiri var. Biri tavaf kete geçti. Demek ki tavaf farz. Mesela kendiyen kulasa. İkincisi ise mutlak. Kimi ki uzun tarafından bir salih amel kısa onu ameli zayıbı mıydı diyor Allah-u Teala. Salih amelleri mahkem buyurlar diyor. Dindi için farzlarda kılın elbette. Hatta nefil ibadetler diyen kılın diyor. Nefil ibadetleri gen mahkem buyurlar diyor. Elbette dindar bu söz kıyın, lakin sabırda faziletini ettik. Nefiller gen mahkem buyurlar. Nefil ibadetler hem kısalarız. Elbette Allah-u Teala şakirdir. Allah-u Teala şakir, şükür kılıcı. Ne diyene? Sizi analizge münasip ve sizi aklizge kimegen derecede gözel mükafatlar birucu diyene. Amelizi zayi kimiydi Allah-u Teala? Sizi narazı kimiydi? Kıyan amelizge şunu diye mükafatlar verirdi ki hayran kalırsın. Kaç gidi köpe amel kısa mıydı diye. Alimun bülücüdür hemen sana bilir. Nime amel kılıyorsun, kendi amel kılıyorsun. Kendi niyette, kendi ihlasla kılıyorsun. Hemenini bilir Allah-u Teala. Şunu bilen bana bu yerde bizi dinli mahkem işleştik ya. Hatta ki sünnetler ve nefilgeye mahkem buluştuk ki tergib veriyor. Nefkim iki nefildi. Yaşlıydı nefil kıladırken Musa elbette Allah-u Teala şakirdir. Mükafatını güzel kılıp bir ölçüdür. Ve hemen sana bilmedi Allah-u Teala. Allah Subhanehu ve Teala hemenimizi sahabelendik. Allah'ın rızası için müşerref duyan kullarından kılın.